Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Hocam hoş geldiniz. Sorularla tasavvuf programında İsmail Ağa İhtisas Medresesi müderrislerinden Ömer Faruk Korkmaz hocamızla birlikteyiz. Hocam tasavvuf kelimesinin anlamı üzerinde biraz durursak bu konuda da bir takım iddialar da söz konusu ve kelimenin kökeniyle ilgili de nereden geldi, hangi kelimeden türediği veya türemiş bir kelime olup olmadığı konusunda da bu konularda bize malumat aktarırsanız memnun oluruz. Tasavvuf kelimesinin nereden geldiğiyle ilgili birçok görüş var. Tasavvuf imamları tarafından öne sürülen, serdedilen, zikredilen. Bu görüşlerin cümlesinden olarak kimilerine göre sufi, daha doğru bir tabirle sufi demiş olduğumuz kavramın ehli suffeden, yani ashab-ı suffeden geldiğini söyleyenler de var. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sayıları 70 ile 300'e arasında olan, 300'e kadar varan ve herhangi bir ilmi mesele olduğunda onların gönderildiği, irşad için, tebliğ için gönderilmiş olduğu bir hazırda bulunan bir sahabi grubu vardı. Bunlara teşbihen, benzetilerek sufilerin de kendilerini Allah yoluna adamaları, dolayısıyla yani hiçbir karşılık beklemeden dine yönelik tebliğ faaliyetleri yürütmeleri sebebiyle ashab-ı suffe gibi oldukları, bundan dolayı onlara sufi isminin verildiği ifade ediliyor. Başka bir görüşe göre sufi kelimesi İslam'dan önce Kabe'nin hizmetlerine bakan, onlarla ilgilen Benu Sufe diye bir kabile var. Bu kabileye teşbihen, nasıl ki onlar Kabe gibi mukaddes bir yapıya, Beytullah'a hizmet ediyorlar idiyse, sufiler de İslam'a hizmet ediyorlar. Allah Teala'nın yoluna hizmet ediyorlar. Bu iki benzerlikten dolayı, iki şey arasındaki benzerlikten dolayı sufi kelimesinin daha çok Benu Suffe demiş olduğumuz o kabileye teşbihen verildiği ve oradan geldiği de ifade ediliyor. Bir başka görüşe göre sufi Saffe Evvel'den de gelir. Yani Saffe Evvel malumunuz birinci saf demektir. Sufiler toplumun ıslahında, toplumların hidayete sevk edilmesinde vesile olma anlamında birinci safta olmaları gerektiğinden dolayı, ilk safta kendilerini addedip vazifeli kıldıklarından dolayı sufi bu anlamda Saff-ı Evvel'den geliyor deniliyor. Başka bir görüş de sufi kelimesinin safa dediğimiz Arapçada pak olmak, temiz olmak manasından geldiğini ifade ederler ki zaten sufinin hayatı boyunca tüm çalışmaları, yaşamı ve bu yaşamıyla birlikte amaçlamış olduğu hedef, yani saf, tertemiz, sadece Allah Teala'ya tahsis edilmiş olan bir kalbi elde etmek ve bu kalple birlikte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmak. Sufi bunu hedefler. Onun için evet. Sufi kelimesinin bu anlamda safa kökünden geldiği de ifade edilir. Başka bir görüş ise Sufetül kafa terkibinden geldiğidir. Yani bu da aslında ense kılı anlamına geliyor. Yani bunu da daha çok sufiler yaşantı olarak dünyaya meyletmeme adına zühd içerisinde yaşadıkları için saçına başına pek bakmayan, üzerine önem göstermeyen, dünyaya olan, dünyaya karşı olan meyilsizliğini bununla birlikte ispat eden insanlar oldukları için sufi kelimesinin buradan geldiği de keza ifade edilen bilgiler arasındadır, bize verilen bilgiler arasındadır.
Hatta Biruni gibi bazıları Sufi kelimesinin Yunanca Sofya kelimesinden geldiğini ifade ederler. Fakat bu İslam uleması tarafından tasvip edilmiş olan bir görüş değil. Nitekim biz belki diğer sorularda soracaksınız. Yani tasavvufun işte Yunan'dan bize intikal ettiği veya farklı farklı medeniyetlerden İslam dünyasına girdiği, aslında tasavvufun Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde yer almadığı şeklinde görüşler var. İşte bu görüşlerin de aslında çok ganimet saymış olduğu ve üzerine abandıkları bir görüş bu. Yani bak işte kelime bile Sofya kelimesinden geliyor diyerek heveslenmiş oldukları bir nokta. Fakat biz biliyoruz ki Sufi kelimesi İslam dünyasına İslami eserlerin, özellikle felsefi eserlerin Arapçaya tercüme edilme devrinden çok daha önce girdi. Dolayısıyla girdikten sonra da bizatihi felsefeyle iştigal eden Müslüman bilim adamlarına, ilim adamlarına Sufi denmedi. Filozof dendi, filozof dendi, hakim dendi. Yani bunları biliyoruz. Dolayısıyla hakim tabiriyle, filozof tabiriyle ifade edilmelerinden hareketle diyebiliriz ki, yani şayet Sufi kelimesi Sofya'dan gelmiş olsaydı, bütün İslam uleması, Müslümanlar, felsefeyle iştigal eden insanlara, alimlere elbette ki Sufi diyeceklerdi. Bir de Sufi kelimesi dediğimiz gibi, yani felsefi eserlerin Beytül Hikme ile başlayan süreçte işte Arapçaya tercüme edilip de İslam dünyasına sokulmasından çok daha önce kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Nihai olarak son bir görüş daha var. Sufi kelimesinin Arapça suf yani yün kelimesinden geldiğini ifade ediyorlar. Nitekim Ebu Nasr Es-Serrac meşhur mutasavvıflardandır. En doğru olanın bu olduğunu da ifade eder. Tasavvuf imamlarından birisidir. Çünkü esasen suf yani yün elbise giymek peygamberlerin, salih insanların da adetlerindendir. Bu açıdan bakıldığında sufiler peygamberlerin yolunu devam ettirmek, onların irşat vazifesini yüklenmek ve onların manevi dünyalarından miras sahibi olmak, manevi olarak bırakmış oldukları mirasa varis olabilmek gibi bir kısım hedefleri olduğu için ve peygamberlerin hakkıyla takipçisi olabilmek, taklitçisi olabilmek şeklinde hedefleri olduğu için tarihte sufiler yün elbise giymeye çok önem vermişlerdir. Onun için de sufilere yün elbise giydiklerinden dolayı sufi dendiği de ifade edilen bilgiler, verilen bilgiler arasındadır. Bu anlamda baktığımızda sufi kelimesinin ve bu kelimenin özelinde de tasavvufun bir kısım şeylere nispetle oradan geldiği tasavvuf kitaplarımızda ulemamız tarafından tasrih edilmiş, bildirilmiştir. Fakat bu görüşler arasında bizim kesin olarak şudur. Tasavvuf kelimesi şuradan gelmektedir, işte sufi kelimesi buradan gelmektedir şeklinde bir bilgi vermemiz, bunu cezmen ifade etmemiz doğru olmaz. Nitekim Ebu Nasr Es-Serrac, sufi kelimesinin yün giymekten geldiğinin, tercih edilmesinin daha doğru olacağını ifade ediyorsa da, İmam Hücviri Rahimehullah ve İmam Kuşeyri Rahimehullah gibi alimler, sufi kelimesinin kendi bünyesinde bir ıstılah olduğunu, kendi zımnında, muhtevasında bir mana barındırdığını ve şuradan, buradan gelmiştir şeklinde bir kısım çıkarsamalara gitmenin, istinbatlara gitmenin çok doğru olmayacağını ifade etmişlerdir. Onun için bu kelimeyi kendi tasavvufun kendi kavramları içerisinde yani yüklenmiş olan mana zımnında anlamak gerekir. Bunu şuradan buradan geliyor şeklinde anlamak doğru olmaz derler. Bu da tabii ki
tasavvuf imamları tarafından öne sürülmüş olan önemli bir görüştür. Bu anlamda meseleyi bu şekilde özetlememiz mümkün. Fakat kelime anlamı itibariyle daha çok sufi, yani Es-Serraç Rahimahullah'ın ifade ettiği gibi kullanılıyor. Yani kalbi saf olan, temiz olan, kalbini Allah'a tahsis etmiş olan insan olarak manalandırılıyor. Ve tasavvuf da bu anlamda, yani işte saflaşmak, temizleşmek, tertemiz olmaya gayret etmek, malumunuz tefaül babında bir tekellüf manası da vardır. Yani zorlamak, bunun için kendini zorlamak, bu gayeye varabilmek için bir kısım faaliyetlerde bulunmak manasına geliyor. Bu mana zımnında da bir kısım yerlerden geldiği ifade edilen bilgiler arasındadır. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Özellikle bu yün elbise giyme konusu üzerinde kaynaklarda bayağı bir duruluyor. Bu konularda bayağı mütalalar var. Özellikle havarilerin beyaz elbise giymeleri sebebiyle bu şekilde isimlendirildikleri üzerinden bir çıkarsama yapılıyor. Bir de bu konuyla ilgili olarak tabii Yunanca Sofia, Sophos kelimelerden geldiği iddiası, buyurduğunuz gibi ilk dönemlerde de bu kelime kullanımından, örneğin Hasan-ı Basri Hazretleri'nin Kabe-i Muazzama'da bir kimseyle karşılaştığı ve bunu ifade ederken de sufilerden biriyle karşılaştığı şeklinde ifade ettiğini görüyoruz. Buna benzer henüz Hicri 2. asırda kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Yunan felsefesiyle İslam dünyasının tam olarak ne zaman karşılaştığını bildiğimiz için bu kelimelerin kullanımının daha önce söz konusu olduğunu görüyoruz. Hocam, bu İmam Kuşeyri ve İmam Hücveyri'nin camit bir lakap olduğunu görüşünü belirtmiştiniz. Bu da zaten tasavvufun ıstılah manasında, yani tanımına baktığımız zaman da zaten ortaya çıkan bir şey. Bine kadar tasavvuf tanımı yapıldığı ifade ediyor kaynaklarda. Yani ıstılah manasıyla devam edebiliriz. Istılah manasıyla ilgili de İmam Suhreverdi Rahimeullah bu anlamda binin üzerinde tarifin yapıldığını bize ifade eder. Tasavvufun ıstılahına dair. Hakikaten baktığımızda tasavvuf imamlarının ve büyüklerin bu bağlamda bize çokça yani görüş belirttiklerini, bildirdiklerini görüyoruz. Ve Ahmet Ez-Zerruk Rahimehullah keza yine Kavaidü Tasavvufunda bunun 1000'li 2000'li rakamlarla ifade edilebileceğini söylemiş. Şimdi birkaç tarife bakacak olursak, mesela İmam Gazali Rahimehullah tasavvuf tarifi yapmış ve demiş ki tecridül kalbi lillahi teala ma ihtikari ma sivahu. Yani Allah'tan başkasını hakir görerek kalbi sadece Allah'a tecrid etmek, tahsis etmektir demiş tasavvuf için. Yani Allah Teala'dan başkasını hakir göreceğiz. Hiçbir fayda sağlamayacağını, zarar da veremeyeceğini, fil hakika fayda ve zararın her halükarda Allah Teala'dan geleceğini bileceğiz. Bu anlamda tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi ve izâ meridtu fehuve yeşfîn ellezî yumîtunî ve yuhyîn, yani beni öldüren de, dirilten de, hasta olduğum zaman da yut'imuni ve yeskin, yediren, içiren, hasta olduğumda şifa veren, bütün bunların hepsini yapan fil hakika Allah'tır. Evet, Cenab-ı Hak bunları belki bir takım vesile ve sebeplerle birlikte yapıyor. Yani bu vesileleri de Kur'an-ı Kerim'de kimi zaman zikrediyor. Bir ayeti kerimede estağfirullah. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ buyuruyor. Sizin öldürülmenizle görevlendirilmiş olan melek, Azrail Aleyhisselam, sizi teveffi edecek, ölüm meleği, canınızı alacak diyor. Burada teveffi fiili melekul mevte izafe edilmiş durumda. Başka bir ayet-i celleye baktığımızda, estaizu billah, Allahu yeteveffel enfus hayne mevtiha. Yani ölüm anı geldiği zaman da Allah nefisleri, canları teveffi eder diyor. Burada teveffi fiili Cenab-ı Hakk'a izafe edilmiş durumda.
Bu bize bir şey gösteriyor. Fil hakika, hakikatte öldüren Cenab-ı Hak'tır. Fakat bunu bir kısım vesilelerle ve sebeplerle birlikte yerine getiriyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yani adeti ilahiye, hikmeti ilahiye bunu gerektiriyor. Şimdi bunun gibi bir kısım vesileleri tabii ki biz göreceğiz, bileceğiz. Fakat bu vesilelerin ardında yatan ilahi gücün yegane fail olduğunu, her şeyi hakikatte yapan zatın Cenab-ı Hak Celle Celaluhu olduğunu bir hakkın idrak etmek, şuuruyla birlikte insanın tam anlamıyla sindirmesi tasavvufun hedefleri arasındadır. Tasavvuf budur. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da kişi vesile ve esbab rikkiyetinden, köleliğinden kurtarmış oluyor. Hakiki faili görmüş oluyor ve dolayısıyla kalbini sadece ona tahsis etmiş oluyor. Alakalardan, bir kısım fuzuli meşgalelerden, dert sanmış olduğu bir kısım kederlerden kurtarmış oluyor. Ve tıpkı ifade buyurulduğu gibi, اِجْعَلُوا هُمُومَكُمْ hemen vahide. Dertlerinizi bire indirin buyurulmuş. Bu ifade-i celile de olduğu gibi, yani kişi derdini teke indirmiş oluyor. Kalbini sadece Allah Teala'ya tahsis etmiş oluyor. Onun dışındaki her şeyi de hakir kabul ediyor. Bunu yaparken de elbette Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde yapıyor. Ve bir kısım mutlaka uygulamalara ihtiyaç duyuyor. İşte bunu tasavvuf imamları farklı şekillerde yapmışlar. Fakat hedef her zaman bir olmuş. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri tasavvufu tarif ederken لَيْسَتْ تَصَوُّفُ الْمَأْخُوذ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ Tasavvuf, kilu kalden alınan bir şey değildir. O dedi, bu yaptı, şu söyledi şeklinde bir şey değil. Tasavvuf, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan gelen, onun sünneti içerisinde bulunan bir kısım uygulamalardan mülhem olarak daha sonra çok daha fazla geliştirilmiş, tanzim edilmiş olan bir medresedir. Onun için kıyılık hal değildir. Tasavvuf demiş olduğumuz şey söz de değildir. Söz de olabilecek bir şey değil, hal ilmidir. Yani sabahtan akşama kadar tasavvuf kitapları okusanız, tasavvufi meseleleri konuşsanız, Allah ile maiyetten bahsetseniz, birlikten, beraberlikten, kalbin huzurundan, sekinetinden, maneviyattan bahsetseniz, sürekli bunları gündem etseniz, belki bir anlamda bir kısım size faydaları olabilir ama hiçbir şekilde ihlas adına, kalbin hakiki anlamda Cenab-ı Hak ile beraber olması adına, maneviyatın geliştirilmesi adına bir fayda sağlamaz. Bu hal ilmidir. Hal ile birlikte elde edilmesi gerekir. Yani bir insan açlığını nasıl ki böyle, ben doydum, filanca şeyi yedim, filanca şeyi içtim diyerek gideremiyorsa, illa bunu yemesi içmesi gerekiyorsa, bil fiil yapması gerekiyorsa, tasavvuf da bil fiil yapılması gereken bir kısım şeylerin yapılması neticesinde hasıl olacak olan neticelerden ibarettir. Onun için tasavvuf söz değil, tasavvuf kıyılık halden ibaret değil. Zaten devamında diyor ki, وَلَكِنَّهُ مَأْخُذٌ عَنِ الْقَطْعِ bil me'lufat vel müstahsenat. Abdülkadir el-Ceylani Hazretleri böyle söylüyor. Tasavvuf denilen şey diyor, kendisine ülfet edilmiş, iyice alışılmış olan ve hatta nefsin çok hoş karşılamış olduğu bir kısım şeyleri terk etmek, onlarla alakayı kesmek ve böylece nefsi terbiye etmekten ibarettir. Yani nefsin istemiş olduğu şeyler vardır. Bu anlamda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle inne li nefsike aleyke hakkan, nefsinin de senin üzerinde bir kısım hakları var. Evet, nefsin payını, nasibini vermek lazım ama hazzını vermemek lazım. Nefsin bir de haz tarafı var. Yani nasibi vardır, onu vereceğiz. O da bizim üzerimizde bir hak sahibidir. Onu ödedikten sonra nefsin hazzını vermemek gerekiyor. İşte bu aradaki çizgiyi özellikle bizim seküler dünyada ve iyice dünyevileşilmiş, dünya lezzetlerine dalınmış, nefsin hazzının ne olduğu iyice unutulmuş olan böyle bir çağda nasıl keskin bir çizgiyle birlikte ayırabiliriz? Bu da gerçekten zor bir durum.
Fakat şunu hemen ifade etmemiz gerekiyor. Bakınız, tarihte birçok mutasavvuf, belki günde birkaç ekmek parçası yemek, kendi başını sokabileceği bir diyelim çatı altında yaşayabilmek durumlarına katlanmış ve nefsini bu şekilde terbiye etmiştir. Yani şunu da ifade edelim, ileriki derslerde onu da işleriz. Nefis terbiyesi sadece zühtten, riyazattan mı ibarettir? Değildir. Şuna da geleceğiz yani. Bazı tasavvuf büyükleri son derece rahat içerisinde de yaşamışlar. Bu onların hiçbir şekilde maneviyatlarına zarar vermemiş. Onun için zühd kavramını öncelikle bizim de burada anlamamız lazım. İleriki derslerde bunu da bir konu yapalım isterseniz. Yani zühd nedir? Zühd bizim zannettiğimiz ve bildiğimiz gibi her halükarda maddi imkansızlıklar ve son derece zor şartlar altında hayat sürmek midir? Zühd. Bunun iyice bir yani kavram olarak tarifini yapmamız gerekiyor. Fakat şunu anlatmaya çalışıyoruz buradan. Yani nefsin hazzı, nefsin nasibi, bizim zannettiğimiz gibi yani nefsi tıka basa doyurup her türlü her istediğini verip de ondan sonra başlamıyor bu çizgi. Bilakis nefsin yani yaşamını sürdürebileceği bir kısım zaruri ihtiyaçlarını karşılamak, ondan sonra haz kısmına kalan bir takım şeyleri terk etmekle başlıyor tasavvuf. Bu efendim her anlamda böyledir. Yani sadece yeme içme bağlamında değil, hayatı düzgün ve disiplin içerisinde, düzgün bir biçimde disiplinle birlikte yaşayabilme anlamında da böyledir. Onun için tasavvufu Abdülkadir el-Ceylani Hazretleri bu şekilde tarif etmiş mesela. Maruf-u Kerhi Hazretleri de başka bir tasavvuf tarifi yapmış. Demiş ki, tasavvufu huwa el-akhdü bil-hakayık. Yani vel-ye'su mimma fi yedil halayık. Tasavvuf demiş, hakikatleri almaktır. Hakikatlerin talibi, izcisi olmaktır, onların peşinde gitmektir. Ve insanların elinde olan şeylerden ümit kesmektir. İnsanlara ihtiyaçsızlığını belirtmektir. Yani hatta sufi kelimesinin bu anlamda işte yani pek insanlara ihtiyacı olmayan yani kişilere nispetle birlikte yani fukara diye tabir edildiğini, fakir diye tabir edildiğini de görüyoruz. Sufilere çok seyahat ettikleri için seyyahun da denmiş. Evet. Kimi zaman fakir bir hayat yaşadıkları için ve insanlara karşı hani ayet-i kerimede belirtiliyor ya, yahsebuhumul cahilu agniya eminet taaffuf. Cahil olan, bir hallerini bilmeyen kişi o iffetlerinden dolayı, o hallerini belli etme işlerinden dolayı, hatta zengin gibi görünüyor oluşlarından dolayı onları zengin zanneder. Sufilerde de böyle bir hal olduğu için yani istiğna hali diyoruz ona. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hali övüyor. وَمَنْ يَسْتَغْنِيُونِهِ اللّٰهِ. Kim istiğna hali içerisinde olursa, halini belli etmezse Allah Teala onu zenginleştirir diyor. En azından gönlüne bir zenginlik verir. Bu anlamda sufi başkalarının elinde olan şeylere heves etmeyecek, dünyalıkların peşinde koşmayacak, haset gibi Allah Teala işte bir kısım günahların peşine düşmeyecek, bir kısım günahların içine düşmeyecek. Allah Teala'nın başkalarına vermiş olduğu bir kısım şeylerin taliplisi olmayacak, hakkına razı olacak. Evet, bu anlamda sürekli uhrevi bir kısım talepleri ve Cenab-ı Hakk'a dair niyazları olmuş olacak. Bu şekilde tarif etmişler. Şununla birlikte bitireyim ben. Ahmet Zarruk'un Kavaidü Tasavvufunda bu tariflerin 2000'li rakamlarla ifade edilebileceğini beyan etmesinden sonra bunların hülasası olarak vermiş olduğu bir tasavvuf tarifi var. Gerçekten güzel. O da diyor ki huve sıdkü teveccühi ilallahi teala. Bunların hülasası, özeti ve bütün tariflerin ortak noktada birleştirilebileceği tek bir tarif olur. O da şudur. Allah Teala'ya an samimil kalp, sadık bir kalple birlikte, tam bir içtenlikle yönelmek. Tasavvuf bundan ibarettir.
Bu yönelmeyi yapabilmek için de tarihte tasavvuf büyükleri, imamları ve mutasavvuflar farklı bir kısım uygulamalar yapmışlardır. Fakat bu uygulamaların tamamı Kur'an ve sünnetin tahtına mündemiştir. Kur'an ve sünnetin dışında uygulamalar değildir. Nitekim inşallah bu seri sohbetlerde biz rabıta gibi, zühd gibi, riyazat gibi bir kısım şeylerin Kur'an ve sünnetin asıl ruhuna uygun olduğunu ve Kur'an ve sünnette bulunan bir kısım hedeflere hizmet amacıyla birlikte geliştirildiğini burada inşallah konuşmuş olacağız. İnşallah hocam. Hocam bu istigna halinin öneminden ve tasavvufu güzel ifade ettiği noktasında bir takım açıklamalarda bulundunuz. Bununla ilgili olarak latif bir tanımlama yapmışlar. Bu sufi kelimesinin kökeni üzerinden de bu bir çöl bitkisinden bahsetmişler. Sufane ismi verilen. Evet, sufane. Hiçbir evet. şeye ihtiyaç duymadığı şeklinde bunun üzerinden tasavvufun sufi ifadesinin buradan gelebileceği de söylenmiş. Onu birlikte... şöyle de yani ifade ediyorlar. Eski mutasavvuflar sürekli böyle nebatat, bitkisel şeylerle evet, birlikte geçindikleri için, zühd içinde yaşadıkları için oradan geldiği de ifade ediliyor. Başka bir evet. şeyle birlikte de ifade buyurduğunuz gibi, yani pek kimseye ihtiyacı olmayıp da çölde yetişen bir bitki olduğu için sufi de onun gibi olacak. Yani kendi dünyasında yalnız olacak, sadece Allah evet. Teala'ya muhtaç olduğunu bilecek. Bu anlamda bir çöl bitkisi gibi olacak. Evet. Evet, tabii bu tasavvuf tanımları çok olunca aynı zamanda tasavvufla ilgili belki bir takım tartışmaların sebepler arasında bu da var. Aynı zamanda sufi imamları büyük birer söz üstadılar. Her biri birer söz üstadı. Bununla ilgili bu tasavvuf tanımlarıyla ilgili bir takım manzumeler de söz konusu olmuş. Beyitlerle bu tasavvufu çok güzel ifade etmişler. Hocam şimdi tasavvufun kaynağına gelirsek eğer, bu tabii kelimeyle ilgili... Tasavvuf kelimesi tı, sat, vav ve fe kelimesi üzerinden her bir toplam 4 harften oluşuyor malum. Her birine üçer kavramla açıklayıp 12'li bir taksimat yapmışlar. Bu temele oturtmuşlar. Mesela tı harfinin tevhid, tenzih ve teslimi ifade ettiği söylenmiş. Belki buradan tasavvufun kaynağına da girebiliriz. Temelinin tevhid olduğu, tenzih olduğu, Kur'an ve sünnet kaynaklı olduğu. Evet. Bunda neler söylemek istersiniz? Yani tasavvufun menşei itibariyle konuşacak olursak daha çok biz Cibril hadisini hemen hatırlamamız gerekir. Malum Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu, başkalarının da rivayet ettiği çok meşhur bir rivayet. Bu rivayette Cebrail aleyhisselamın Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiğini ve bir kısım sorular sorduğunu ifade buyuruyorlar. Bu sorular içerisinde işte mel iman, iman nedir diye sorulunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam imana taalluk eden bir kısım maddeler sayıyor. Sonra İslam nedir diye sorunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam İslam'ın üzerine bina kılınmış olduğu bir kısım esasları ona zikrediyor. O da her seferinde sadakte bildin diyor, doğru söyledin. Sahabe de şaşırıyor yani. Hem biliyor hem soruyor şeklinde. En sonunda ihsanı soruyor. İhsan nedir? Buna mukabil Efendimiz aleyhissalatu vesselam da el-ihsan en te'abudallâhe ke enneke terâhu feillem tekun terâhu feinnehu yarâke. İhsan, Allah Teala'yı sanki sen onu görüyormuşçasına yani Allah'a ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani bu duygu içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ibadet etmendir. Bu hali yakalayabilmendir diyor. Yani tasavvufun tevhid anlayışı, inancı, teslimiyeti, ibadet yani şuuru tamamen bu esas üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Tasavvuf menşe itibariyle buradan gelir. Hatta bu olay Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletinin ve kendisine bahşedilmiş olan mübarek ömürlerinin sonlarına doğru tahakkuk eden bir olay olduğu için İbn-i Recep el-Hanbeli rahimeullah gibi bir kısım ulema
bu hadisin dinin özeti ve hulasası mahiyetinde olduğunu söyler. Yani sanki İslam'a yönelik hükümler vaz edilmiş, konulmuş, ibadatından ameli boyutuna varıncaya kadar ve işte hal dünyasına varıncaya kadar İslam'ın bütün hükümleri o zamana kadar gelinmiş ve tesis edilmiş. Sonrasında Cebrail aleyhisselam sanki gelip de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama, yani bu zamana kadar İslam adına Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun vaz etmiş olduğu hükümlerin özeti nedir? İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? İmanla birlikte itikadi boyut oluşmuş oluyor. İslam sorusuyla beraber daha çok ameli boyut sayılmış oluyor. Fakat burada iman ve amel boyutu tamamlandıktan sonra asla ıskalanmaması gereken bir soru daha soruluyor. O da ihsan. Bu halil. Yani siz namaz kılacaksınız, ibadatı taatınızı yerine getireceksiniz. Bununla birlikte işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihsan nedir sorusunun mukabilinde verdiği cevap da olan o halle birlikte bunu yerine getirdiğinizde elbette ciddi anlamda size hakiki bir menfaat ve fayda sağlamış olacak. Onun için tasavvuf menşe itibariyle ihsana dayanır. Nitekim Muhammed Zekeriya el-Kendehlevi rahimahullah Telazumuş Şeriha ve Tarikasında da bunu çok güzel bir şekilde ifade eder. Tasavvufu anlatmaya başlarken, kaynağına inmekten söz ederken mutlaka bu hadiste birlikte başlamamız gerekiyor. Ve bu hadiste Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani Allah'ı görüyormuşçasına veya en azından böyle olmuyorsa onun seni gördüğünü bilerek ibadet etme şeklindeki tarifine uygun olarak bir hal dünyasına sahip olmak ve tasavvufu bu şekilde yaşamak gerekiyor. Tasavvuf menşe itibariyle, kaynak itibariyle işte Cibril hadisindeki bu ihsan kavramının yaşantıya dökülmesinden ibarettir diyebiliriz. Evet, tasavvuf Hazreti Peygamber'in ve tabii önceden gelip geçmiş olan peygamberlerin yaşamış olduğu manevi ve ruhi hayatı yaşamak şeklinde. Yaşayabilmek, evet. Ona sahip olabilmektir. Evet, ve her halükarda hani Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan naklediyor ya, kâne yezkurullâhe fî kulli ahyâni. Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün zamanlarında, anlarında Allah'ı hatırlar, zikrederdi diyor. İşte bu hali yakalayabilmek, hiçbir anında Allah'ı unutmamak, Allah Teala'nın müşahedesi altında olduğumuzu bilebilmek, evet biliyoruz ama niye mesela günaha düşebiliyor insan? Biliyoruz ama işte iman zayıf olunca iman zafiyetinin getirmiş olduğu bir kısım işte noksanlıklardan birisi oluyor bu. Yani Allah Teala'yı sadece bilgi olarak, malumat olarak bilmek, onun müşahedesi altında olduğuna iman etmek, sadece iman ettim demek yeterli görülmüyor. Bilakis bu iman etmenizi fiiliyatınızda da göstermeniz gerekiyor. Kamil bir mümin, olgun bir mümin olabilmek için. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın malumunuz bir hadisi var. Efendimiz buyuruyor ki, لَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنِ وَلَا يَسْرِكُ حِينَ يَسْرِكُ وَهُوَ مُؤْمِنِ Bir mümin, bir insan zina ettiği zaman da mümin olarak zina etmez. Çaldığı zaman da mümin olarak çalmaz diyor. Meşhur Bukhari şarihlerinden ve tasavvuf büyüklerinden, imamlarından İbn-i Ebi Cemre, Kuddise sirruhu ve rahimehullah, Behcetun Nufus isimli, biliyorsunuz Bukhari üzerine yazdığı çok güzel bir şerhi vardır. Bu Behcetun Nufus da bu hadis üzerinde dururken özellikle bu bahsi çok güzel bir şekilde ifade eder. Nitekim bu güzellikten dolayı olmalı ki Şebbi Rahmet Uthmani Rahimehullah Fethül Mülhim'de burayı iktibas ederek bu hadisin şerhi bağlamında zikreder. İbn-i Ebi Cemre der ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam niye böyle buyurdu? Bir mümin, bir insan mümin olduğu halde zina etmez. Yani bu zina eden kişinin kafir olacağı, zinanın küfür sebeplerinden biri olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hali anlatıyor, bir keyfiyeti anlatıyor. O da şu,
bir mümin, imanı kamil olan, işte tasavvufun hedeflediği dediğimiz bu ihsan makamına gelmiş, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eden ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ifadesiyle لَوْ كُشِفَ لِي الْغِطَى مَزْدَدْتُ يَقِينًا. Şu diyor, perde gözümden kaldırılıp da uhrevi dünyayı görsem, orada yaşanan manzaralara şahit olsam, zerre kadar yakinim artmaz. Bu yakin mertebesine gelmiş, ahireti görüyormuş gibi inanan, Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi ona ibadet eden bir insanın böyle bir müşahede altında zina günahına bulaşması mümkün değil. Onun için imanı kemale ermiş olan bir insanın bu anlamda kamil bir mümin olmuş olan bir insanın, bu derecelere çıkmış olan bir kişinin mümin olarak zina etmeyeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam ifade buyuruyor. Böyle bir insan müminken, bu kemal derecesine çıkmışken, imanı bu kadar olgun hale gelmişken zina edemez. Yani 5 yaşında bir çocuğun yanında yapamayacağı şeyi bir insan yalnız kalmış olduğu bir tenha bir odada, bir yerde yapabiliyorsa, bu onun imanının zafiyetine taalluk ediyor. Buna delalet ediyor. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ın müşahedesi olduğuna dair imanı var. Sözde olarak bir imanı var. Kalbinden de tasdik ediyor. Ama bu imanının geliştirilmesi lazım. Yani bu imanının kemal seviyesine çıkarılması lazım. İşte tasavvuf bunun için var. Tasavvuftaki mücerrep olan bir kısım uygulamalar bunun için var. Evrad-ı Ezkar bunun için var. Bu anlamda da geliyoruz ve son nokta olarak, nihai nokta olarak Kendehlevi'nin ifade ettiği gibi ihsan kavramına odaklanmamız gerektiğini görüyoruz. Onun için tasavvuf menşe itibariyle birlikte bu demektir. Evet, tasfiye-i kalp, tezkiye-i nefs bu işin temeli ve bu da evrad-ı eskar ve diğer bir takım yöntemlerle, metotlarla birlikte bu devam ediyor. Hocamıza teşekkür ediyoruz vermiş olduğu cevaplardan ve açıklamalardan dolayı. İlerleyen programlarımızda tasavvufla ilgili müstakil konuları sorularla birlikte cevaplarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.